saat 5'e geliyorum. Sen git oraya. Tamam, sen git. Hemen gitti. İçeri geçelim, burada içeri geçelim. Ahmet emmi, yayınımıza hoş geldin. Sağ ol, teşekkür ederim Ahmet efendi. Nasılsın, ne var ne yok? Şükür Rabbime, iyilik Ahmet efendi. Sağ. Siz değilsin inşallah. Şükürler olsun, biz de ne yapalım, iyidir Ahmet emmi. Allah ya. İyilik, sağlık versin Ahmet emmi. Çalışmaya devam. Allah güç kuvvet versin Ahmet emmi. Sağlık, sıkat nasıl, iyisin inşallah. Şükür Rabbime, iyilik Ahmet efendi, iyiyim şükür. Bir Adana'ya da gidip geliyorsun herhalde. Bir Adana'ya da gidip geliyorum, kardeşim ne Adana'daydık biz de, ben Adana'da kaldık. Ama yazın her zaman köydeyim. Her zaman yazın köydeyim. Evet Ahmet emmi, seni öncelikle biraz tanıyalım. Kaç doğumlusun? 1937 doğumluyum yani. Lakabınıza kim derler? Ali efendi derler lakabımıza. Sizin en başa alırsak tepedeki lakabınıza ne derlerdi? Bozakçı oğlu Murtaza derler. He. Siz oradan gelmesiniz. Oradan geldim. O Gözlerce'den gelmeleri, kabileleri bize bir soy isimleri bir bahset bakalım. Kimler efendim, var? Aşağıda Akçıöl. Gözağcağıl. Evet. Hocağıl, Gözağcağıl. Efendim, Gazlıoğlu, Gözağcağıl. Üç tane. Yani, bunlar Gözağcağıl. Üç tane orada şey gelme. Dedelerin ne bilin mi? Bilmem, hiç dede bilmez ki. Kaç kardeş bilin mi? Dedem bir kardeşim işte. He. Bir de şehit dedem var diyordun. He, Murtaza şehit dedem. He, nerede şehit oldu, nasıl oldu, biraz bahset Ahmet'den mi? Çanakkale'de mişti. Çanakkale'yi kazandıktan sonra bu Suriye üzerine, Yemen üzerine bir oradan ordu teşkil etmişler. Dedem bunların içinde gitmiş. Gedekene Tersus'ta Halıcı'nın babası eniştesi olurmuştu. Onun yanına uğramış. Gel Murtaza, seni ben burada saklayayım demiş. Gitme oraya demiş. Ben demiş vatanayım neyim demiş, burada saklanıp takılacağım. Ben gideceğim, vatanım uğruna şehit olacağım demiş. Gitmiş Suriye'de Şark Hastanesi'nde hastalanmış. Oraya da sonra Fransızlar basmış. Hastaneye yakmışlar, orada ölmüş. Alay da şöyle. Hastane, ikinci numaralı hastanesi. 18. korordu, 44. alay, 2. tabur, doğum yılı 1890. Baba adı Ali, ölüm tarihi 1920'miş, 20'de olmuş, orada şehit olmuş. 1890 doğumlu muymuş dedeniz demek? Yok, 1890. He. Allah rahmet eylesin. Amin. Demek orada... 4 çocuğu varmıştı. Beşmişti kız, varmıştı. Kız ölmüş, dört oğlan kalmış. Oğlanlar babaları büyütmüş. Babamgil dedelerinin yanında büyümüş, Ali Efendi'nin yanında. Ali Efendi büyütmüş, büyütmüş. Bunları çok Kur'an'larını belletmiş, dinin diyanetini belletmiş. Hepsi dördü de Kur'an okurdu yani. Allah rahmet eylesin. Amin. Dedem tek kardeş demiştin. Ondan sonraları biraz say bayım. O kabile sizden bu aşiretgiller geliyor işte. İşte Topal, bunlar Ahmetgil, Mehmetgil. Ali Emin, Emimoğlu. Onları Topal say bayım biraz bize. Topal Ahmet ve en büyükleri Emimoğlu. Ha, en büyükler mi oluyor o? Emimoğlu Topal Ahmet. Tamam say. Efendim onun kutçu babam Mehmet. Onun kutçu Ali Emin aşiret dedikleri. Onun kutçu da Müslüman. Bunlar dört kardeş. Dört kardeşten de işte... O, bizler meydana geldik, çoğaldık. Sen kaç kardeşsin? Ben 7 kardeş öz olarak, 4'te 2. avrattan var, 11 kardeşim. 11 kardeşsin. He. Biraz say bakayım şöyle atlarını. Murtaza abim, ben Ahmet, kuçuğum Süleyman, onun kuçuğu Hatice, onun kuçuğu Yaşar, onun kuçuğu Miyase, onun kuçuğu Ali, Ali'nin kuçuğu Bekir, Bekir'in kutçuğu
Rabia onun kutu Rukiye. Rukiye. En kutumuz Rukiye. Evet. Biraz da anne tarafından bahset bize. Annen tarafına kim derler? Annem tarafı Hırşoğlu Sülüman'mıştı. Dede, o dedemle şeferberliğe gitmiş. Her nereye gitti, nerede kaldıysa onun bir tarihini bulamadım. Efendim, bir annemle bir ebem kalmış. Ebem sonra bu kastı denen mübari annem bu şeyle Hüseyin'e adı sünmüştü. Onunla evlenmiş. Bu Ali Mermer olmuş ondan da. Anam tek kardeş yani. Dedem seferberliğe gitmiş. Demişler ki, Sülman demişler, seferberlik oldu, seni asker istiyor demişler. Gence de Armutluk'tan gelmişti. Orada tallası var biliyor musun? Şimdi o talla bizde. Öyle mi öyle? Yürümüş Bağda bizim orada yerimiz var. Orada bizde kaldı. Tallanın ortasına varmış. Demiş ki, kız çığırmış avradını. Bana şey getirin, iki tane ekmek getirin demiş. İki tane ekmek getirmiş. Başından sarılıyor, çıkartmış, belime çalmış. Demek lan demiş, bu memlekete düşman mı geliyor demiş. Geynağını çekmiş, yönmüş gitmiş. Hala o geçiş. Zor zafayla gitmiş. Vay be. Bana da bunu ordunun hali rahmetli anlattı. Evet. Dedem böyle dedi, dağdan geldi dedi, böyle dediler. Ne? Demek bu memlekete düşman mı geliyor demiş. Demiş, DNA çekmiş efendime söyleyeyim. Tarlanın ortasına da varınca bağırmıştı. Bağın ortasına da varınca koz diye seslenmiş. Bana iki tane ekmek getirin demiş. İki tane ekmek getirmişler. Başından sarıyor, çıkartmış. Ona sarmış. Görmüş. Hala o gidiş. Ben bu memleketimi kurtaracağım demiş gitmiş. Bu memleket böyleliğine Muhammed Efendi bize emanet olmuş. Bu memleketin kıymetini bilin yani. Tabi. Kimi diyor ki mesela bugün bizim Suriye ne işimiz var? Bak Suriye'de ben dedem şehit yatıyor. Ya? Ben de hazırım sen de orada şehit olun ya. Vallahi hazırım bak. Helal olsun. 84 yaşında gider şehit olun. Dedelerimizin yolundaysak hep beraber yine gider. Evet. Şöyle babanla annenle falan güzel bir anın var mı aklına gelen? Babamla annemle aklımız gelen efendime söyleyeyim. 1950 Mayıs ayının 3'üydü. Annem doğum yaptı. Efendim, Mustafa kardeşim mi? Bir günlük yani 6-7 saatlik kaldı, annem öldü, biz 7 çocuk yuvada vay ana dedik kaldı. Acı olay oldu, böyle bir acı olay yaşadık. Daha bundan büyük acı zor olur. Yani. O zaman anınız demeyelim de yaşadığın en acı günler, buydu. En acı günlerimiz efendim. Yokluk bu milletin başındaydı, bizim de başımızdaydı. Yokluk vardı Ahmet'in. Türkiye'de ne vardı? Pek böyle bir şey yoktu yani o zaman. Doğru. Yiyecek yoktu, giyecek yoktu. Ha, aklıma gelmişken şunu da diyeyim. Sene 52 amcam gitmiş. Şu kara lastik yeni çıkmıştı. Ar lastiği diye Kayseri'de bir marka çıkmış. Amcam almış bir tane. Geldi ki sen rezi cumhuraya kapsa tıkır tıkır. Su da almıyorum mübarek gerçekte. Babamıza çatıldık. Biz bu ayakkabıdan ister ki para yok ki geçeceğim babam. O zaman iş nerede, aş nerede? Eğer bir şey olacak olsa ya bir koyun satacaksın ya bir keçi satacaksın da işte param olacak. Efendim dedi ki durun dedi bizim o zaman arımız vardı bu adı kuvan arılarımız. Babam gitti bir ardan 3-5 kilo bal çıkarttı geldi. Ve bizim Murtaza aynen bana dedi ki götürün satın lastik alın. Ayağında bu lastikten alın dedi. Gittik şehre kazancıların içinde geziyorduk böyle. Dolaştırıyorduk balı. Adamın biri çığırdı. Dedi ki satıyorsun bunu satıyor. Verdik adama. Verdikten sonra parayı bize verdikten sonra dedi ki bu paraya ne alacağımız dedi. Biz de dedik ayağımızda ar lastiği alacağız dedik. Dedi ki burada ar lastiği bulamamız dedi. Ben ar lastiğinin fabrikanın sahibiyim dedi. Öyle mi? Tesadüfe bak. Efendime söyle. Adam bize bir kağıt yazdı. Efendim o zaman şimdiki eski sanayi dediğiniz yer yeni oluşuyordu. O zaman reis, Kayseri reisi Osman Kavuncu'ydu. Gittik, orayı bulduk. 3 süt ayakkabıydı. Büyük kardeşim Murtaza. 2, ben, 3 Süleyman. Aldık geldik ayakkabıları. Burada işte bizim rahmetli Süleyman Ağa'ya verdik. Giydi müydü? Sığıra giderken çiğ edermiş. Davada savardık onu çok.
dağda koltuğuna çıkardı, çalarmış ki ben lastik kopar da bir daha alamazdık diye. Eskimesin diye. Yanlaya gezelmiş. Biz bunları yaşadık yeğenim. Böyle yoklukları yaşadık. Şimdi Ahmet emmin burada çok güzel konuya temas etti. Ağır lastik dedi, bizim kara lastik. Kara lastiğin markasıydı. Ağır lastik. Ağır lastik, kara lastik. Ondan bahsediyor. Çok güzel bir konuyu, anıya temas etti. Efendim şimdi adamın 3-4 çift ayakkabısı var, 5-10 çift ayakkabısı var. Ben bunu deyince adamların hoşuna gidiyor. O günleri bir bilseler, o ayakkabıları yalarlar yani. Yani. Emiyorum. İnanırsam çocukların çıkarttığı ayakkabıyı atmaya vallahi kıyamıyorum. Doğru söylüyorum. Çıkarttıkları elbiseleri atmaya kıyamıyorum. Ne dersen de. Çünkü biz o yoklukları gördük, o yoklukları yaşadık. Bir de şunu anladım size, bak yokluk deyince yaklılmadım. Anlat, anlat. Zaten biz anlatacak adam lazım bize, anladın mı? Burada çoluğun Ali diye biriniz vardı. Onların burada da dersi de geçti. Alemim'in, Mehmet'in hanımı var onların soyundan bir. O 42 sene. Evet. Bunlar bahar günü böyle yaylaya gidiyorlarmış. Onların çukur yaylı onların da. Giderken Ahmet kopup gidiyormuş. Ahmet nereye gidiyorsun diye çığırmış babası. Baba demiş, gelen sene şuraya yanına ekmek koydum, dona gidiyorum demiş. Düşünü biliyor musun? Şimdi millet ekmeği çöplüğe atıyor, çöplüğe. Bir gün geçti mi döküyorlar. Ha, hibet olsun bu. İlkinki sene oraya yanına ekmek atmış, ben onu almaya gidiyorum diyor. Orada bir sene ekmek durur mu? Ya. Aklınızı başınıza alın, hayretim, aklınızı başınıza alın. İsraf etmeyin. Emin olun ben bu kavimden çok korktum. Çünkü biz cacıkla yemeyi bildik, ot da yemeyi bildik, yayılmayı da bilirik, aç yemeyi de, durmayı da bilirik. Lakin bu kavim bunu bilmez. Çalışmadı da, çalışmayı da bilmiyor. Efendim türlü türlü yiyecekler arıyorlar. Evet, şimdi Ahmet emmim 84 yaşında, birçok kıtlık döneminde soracağım ama sırasıyla gidelim diye devam ediyorum. Ahmet emmi, kaç yılında evlendin? 1962'de evlendik. Yengem taraflarında kim derler? Uzun oğlan derler, Yemenler yani. He. O da dedemin torunu, yeğeni olur. Ali Yönem abi neyin oluyor şimdi senin? Kaynım oluyor. Kaynım oluyor, evet. Demek onların soyu Yemen'den gelme mi? Bilmiyorum, Yemen derler onlara. Ha, Yemen soy ismi olarak Yemen derler. Evet, rivayet olarak söyleniyor. Tam belki belgesi, bilgisi yok ama. Soy olarak Yemen derler. Anladım, anladım, anlaşıldı. Çocuk kaç tane sende? Benim 6 tane çocuk var. Kaç oğlan, kaç kız? 4 oğlan, 2 kız var. Oğlan 3 tanesi Adana'da, bir tanesi İstanbul'da, kızın bir tanesi Adana'da efendim, bir tanesi de Kuyu'da. Dur bakayım, yaş 84 olmuş. Torun kaç tane diye soracağım, biliyor musun? 22 tane torun var. 22 torun var, biliyorum. Evet. Kesin bilgi mi Yasin? Mahmut abi, 22 mi? 22. Vallahi maşallah. Ben bunu sık sık soruyorum zaten konuklarıma. Güzel. Evet. Evlendim diyorsun. Eskiden düğünler müğünler nasıl olurdu? Mesela senin düğün nasıl benim gelişti Ahmet'e mi? Oldu. Biraz bahset biz, bakalım. Biz Bağda koçuluyorduk. Şu Kasım'dan şu kavak derler. Şu iki kavak var. Evet. Orada bizim. Manzaradan da şöyle gösterelim. Bak şu kavak var. Şu iki kavak. Şunlar şey gelince eşerli de eşerli kavak kurtardıktan sonra oradaki tane kavak var. O kavaklar bizim. Evet. Orada evlerimiz vardı. Orada koçuluyorduk. Gittik Kayseri'den davul getirdik. Davulla düdüğünle evlendik yani. Ne vardı mesela? Yemeğinize ne yemek verdiniz? Ne vardı menüde? Yemeklerimizde patates, fasulye, poğaça, erişte, pilav. Eskiden 3-4 türlü yaparlardı. 5-6 türlü yaparlardı yemeği. Değil mi? Bunları yaptık. 2 gün davul çaldırdık. Orada evlendik yani. Okul okudun mu Ahmet'e mi? Okula gittik de bitiremedik okulda. 2 ay kadar okuduk. 2'den sonra da anamız öldü dedik ya işte. Başımızı kaybettik. Okula da gelemedik. Ama okuma yazma var. Var. Okurum. Okur yazarım tabii. Güzel. Bu kadar şeyleri şey ettik de olmasın. Yani. Siz mühit olarak nerelerde kalıyorsunuz? Bir bu Güney Mahalle'de. Yayla olarak falan nereler? Biraz aç bakayım bize. İşte köy olarak Güney Mahalle'de doğduk, büyüdük. Efendim, yayla olarak top yüzünde kaldık. Orada hayatı bitirdik yani. Mevki olarak top yurdu mu diyorlar sizin oraya? Top yurdu derler. Top yurdu derler. Ali Hoca'nın yayla derler. Esasen top yurdu diye geçiyor yani. Ali Hoca'nın yayla olarak biliyoruz ama top yurdu olarak ilk defa duyuyorum ben. Güzel.
Şimdi Ahmet Efendi, hı, orada dedim harman kaldırırmış. Yaylada. Yaylada. Gelmişler, efendime söyleyeyim. Denedi işte o zaman yabanın böyle savrulurdu. Arkaya bir çıkmış. Gelmiş bir iki üç kişi başlamış doldurmaya deneyi. Aşkıyalar. Dedemde çuvallar varmış. Eskiden çuval çok kıymetliymiş. O dokuma çuvallar biliyor musun? Onlar görmesin diye bire samanın altına o çuvalları sokuyormuş. Onlar buğdayları doldurmuşlar gitmişler. Bir şey diyememişler. İşte eskiden böyle olaylar olmuş yani. Efendim eskiden bu kaç zamanlar falan işte çocukların ayağında dağda davarya ayağların ayağından çarklar çıkartmış almışlar. Belinden dağarcığından ekmeklerini almışlar. Çok olaylar olmuş amca. Askerliği kaç ay yaptın? 23 ay askerlik yaptım. Nerede yaptın? İlk acemiliğimiz Sivas'a gittik. Sivas'ta Takaöldepe'de kaldık. Temeltepe mi yoksa? Temeltepe. Temeltepe. Oradan şerçeli şoför kursu olarak Sarıkamış'a gittik. Allah-u Alem 3 ay orada şoför kursu gördük. Oradan Kars'a 246 piyade alayına gittik. Böyle cuma ortası bir günüydü. Öğlen adı vardı. Binbaşlar'da çıkmış alaydan tatile gidiyorlarmıştı. Bize dediler nereden geldiniz, kimsiniz? İşte biz de dedik Sarıkamış'tan, şoför alayından geldik. Şoför kursundan geldik falan dedik. Dediler ki peki yerinize kurs geldi mi dedi, sordu binbaşı. Kimisi geldi dedi, kimisi gelmedi dedi. Bir şey de anlatamadılar. Ben de dedim bu arada efendim gelmedi. Geçlerdi işte biz tabak, battaniye, buna benzer eşyayı teslim aldık. Geçselerdi onlara biz de teslim ederdik. Buraya getirdiğimize göre gelmemiş dedim. Adamın kafasına yattı orada binbaşının biri. Bir çavuş çıktı. Bu eri dedi ben arıyorum dedi. Bunu bölümde alın gidin dedi. Benim abimle kendine şoför göz açık diye öyle deyince efendim beni bölüğüne savdı, havan bölüğüne. Evet. Efendim birkaç sefer arabasını sürdük murdu pek de süremedik. Sonra başka şoförler gelince ona teslim etti. 1950 yıllardır muhtemelen. Kaç yılıydı? Efendim 58 idi bu. Dedi. 58'e mi gittin? Ben 57'de gittim. Benim dediğim 58 oldu. 59'un 11. ayın 10'una tercih oldu. Hiç hemşerimiz ne var mıydı yanında köylü? Köylü de yanımızda pek yoktu. Bu orada karşıda hiç kimse yoktu. Burada işte şeyde vardı Sivas'ta da. Burada orada da yoklardı. Osman Avuz'un Mehmet vardı, Mustafa vardı. Soyduklarım Adem vardı, çok rahmetli, öldü. Allah rahmet eylesin. Sivas'ta bunlar şimdi, vardı. Soyduklarım derken Gulazır mı yoksa? Ya Murat yok mu? Ha, ya onun büyük küçük kardeşi vardı Adem tamam, diye. Tamam. Bu herhalde İstanbul'da denize düştürdü. Onun halinin de kuvası olur herhalde. Şoförlüdüm dedin. Şoförlüğü oradan mı öğrendin yoksa? Karşıdaşı öğrendim. Askerlikte öğrendim. Şoförlük var. Hala kullanıyor mu? Yok. Arabayı kullanıyor işte. Benim var. Doğru. Ahmet emimle de biz kahve işletirken bir anımız oldu. Tabii o ara bir alacele işi varmıştı. Teker patlamış. Ben de yardımcı olmuştuk beraber. Teker şimdi takmıştık Ahmet emimle. Yayladan bir yemeğe geldim o Allah'u alem. Terafiye girecektim. Baktım bizim arabanın tekeri patlamış. Namazın mıydı? %100 böyle. Efendim uğraşıyordum böyle sen geldin Allah razı olsun dedin Ahmet'im sen git namazına ben sefer takarım dedim ben camiye gittim çıktım geldim tekerimi sökmüşsün takmışsın işletmesini yerine koymuşsun takımlarını yerine koymuş bırakmış gitmişsin Allah razı olsun ondan bu yanını gerçek söylüyorum çok severim zaten aslan severim şu şeyden dolayı kahveden dolayı da ondan dolayı daha sevgim başka oldu yani. Allah razı olsun Ahmet emmi sağ olasın yani biz olması gerekeni yapmışız da evet, geçmiş dönem tabii tabii sağ ol bunu herkes yapıyor yani keşke herkes yapsa da evet biraz da iş hayatından konuşalım köyde biz, çalıştın iş hayatı yani bizim şöyle oldu 1965 idi. Evet. Ben Adana'daydım. Bu hurdacılık yapıyordum.
Emmim'in oğlu Ali, Topal Ahmet'in oğlu Ali. Adana'ya geldi. Ahmet dedi, seninle bir arıcık yapalım dedi. İyi, yapalım. Nereden alacağız arıyı dedik, nasıl yapacağız? Dedi ki, soruşturduk. Dediler ki, işte Maraş, Hantep tarafında arı bol oluyor dediler. Maraş'a gittik. Orada Sıtkı Vanlı diye bir adamla tanıştık. Orada nalva demiş, hanı varmış, hancı. Bunun kendinin darısı varmış. Bize 150 tane arı aldı orada. Oradan köye getirdik. Köyde bu arının bir kısmını sattık. Bu şeylere verdik efendim. Sarı Çavuş'un Ahmet Rahmetli'ye verdik, Karsaş Hasan'a verdik, Tevekkül'ün Ahmet'e verdik, Kudu Hasan'a verdik. Bunları biraz sattık. Gittik yine getirdik, çok getirdik, sattık. Bu Unyası ülkesini başka yeri bilmiyorum. Hiç fenni kuvendiği kimse bilmezdi. Bu arıcılığı biz icat ettik buraya. Arıyı getirdikten sonra gittik şeye, Kayseri Ziraat'a. Oradan bir hoca aldık geldik, buraya bir kurs astık. Efendime söyleyeyim, oradan bir örnek kuvan verdiler bize. Burada Hacı Ali Mehmet Adi rahmetlik bir manangoz vardı. Onlara kuvan yaptırdık onardan falan derken öğlenin arıcılığı yürüttük. O zaman arıcılık çok güzeldi. Hem para, bal para ediyordu, hem her yer otudu. Ekinlerin içi otudu, zehir yoktu. Biz bunca suyun sayharmanlara koyduk, bir sene istosyanda orada ham var. O hanım orada koyduk, orada evine yoğurdu efendim. Bugün dönümünden bal aldık. Boğaz Köprü'ye götürdük, koyduk. Boğaz Köprü'den iyi bir sene bal aldık. Sizin kabilede zaten bayağı bir yaygın ha bu. Ahmet'e mi bu? O arıcı bizim ta kökten gelmedi. Hani esas fenli kullanıcılık, çuvak yapmak. Bunu biz icat ettik emmim oğluyla. Ha, ilk sen getirdin. İlk emmim oğlu Ali'ni biz getirdik. Yani. İşte köyde bilindiği gibi o zamanlar belli ki tarım, hayvancılık işlerle uğraşıyordunuz. Ondan sonra da Adana'ya gittin, arıcılık. Onun haricinde başka bir şeyler yaptın mı? Efendim 1980'de gittik, dükkan tuttuk orada. Efendim 81'in birinci ayında dükkanı faaliyete geçirdik, açtık. Ne satıyordunuz? Kuru yemiş yapıyorduk. Ha, kuru yemiş. Doğru, senin çocuklar şu an iyi yapıyor. Kuru yemiş yapıyorduk. Bunu biz 16-17 sene kardeşim Süleyman'la yürüttük. Çocukları yanımıza aldık. Çocuklar büyüdü, ev verdik, askerliklerini yaptı. Bizim de emeklilik geldi. Biz çocuklara bıraktık, geldik. Efendim çocuklar da 40 sene devam ettirdi bu işi beraber. Ondan sonra bundan 4 sene evvel ayrıldı. Herkese bir iş yeri yaptılar. Herkes şimdi kendi işinde, kendi aşında ayrı çalışıyordu. Ben kardeşimle 50 sene fiilen çalıştım. Bunu herkes biliyor yani. Biz beraber şehre gider beraber giderdik. Arıya gider beraber giderdik. Yayladan köye gelirdik beraber gelirdik. Daha herkes bizi kıskanırdı böyle yani. Fiilen biz 50 sene beraber böyle yaşadık yani. Şimdi size toptancı lakabını koymuşlar. He. O ticaretten dolayı mı geliyor yoksa biri mi taktı? Ticaretten dolayı geldi. Herkes böyle demeye başladı. Hani orada o vakte yani toptancı kumpanları yapıyordu işte. Toptancı geldi, toptancı giderken bir sefer lağaba çıktı iş. Güzel. Köyde o zamanlar işte şeyken, gençken falan Ahmet emmi böyle güzel anıların oldu mu? Mesela millet kefen keserdi, bir şey derdi. Böyle tatlı bir anın var mı güzel? Var. Şöyle bir hal oldu yeğenim. Bunu ibret olarak konuşayım yani. İbret olarak bahsettim. Buyur. Yaylada göçülüyük. İki tane arkadaş dedi ki ya kefen götürük Kayseri'ye. O zaman Kayseri kefen odun yakardın. Yakacaktık. Şey mi vardı? Duvar gaz mı vardı? Yani. Götürük dedi. Orada da iyice eken gider. İkiye bölük dediler. Şimdi bizim de bir atmaya şey var. Kestik yükük yaylada. Güneş yenekene emir olun. Güneş yenekene yüklettik Ahmet Efendi bunları. Sür. Kızılağal'dan oradan efendime söyleyeyim dolandık gittik. En aşağı en önünki 7 saat gittik. Yani. Yaşımız da 18-17 yani. Daha o zaman yeni aşırılık mezellik denilinde yeni oluşuyordu. O at yani o şey şimdi mermercilerin olduğu yerleri falan yıktık. Asri mezarlığın oralı. He, yıktık. Oradan ben bir yük çıkarttım. Arkadaşlar ikiye verdi. Götürdük onu 225'e sattık. Getirdik bir daha yüklettik. 225'e de onları sattık. Efendime söyleyeyim saat 10'da falan çıktık.
şeye geldik. Avruan dibine geliyor, geldiğe geliyor yine. Oraya öğlenmedi, eşekler boşladık. Bahane bunu çay yayılıyor hayvanlar. Uyumuşsun. Arkadaşlar dedi ki kalk, yedi yok dedi biliyor musun? Lan kalktım, oturdum böyle. Neredeyim ya Rabbi diyorum ben acaba ya. Yemin ol Ahmet Efendi belki 10 dakika ne düşündüm yani, nerede olduğumu bilemedim. Kalktım eşyanın üstüne bindik, eşyanın üstüne durmak mümkün mü? 7 saat yürüdük, sabaha da uyku görmedik. O Mayıs ayının üzgün zamanı. Şimdiki gençler efendime söyleyeyim, gidip bir şey etmeye erinmiyorlar yani. Doğru. Ayağımız yalın ayak, öyle böyle şeyle ne mi var yani? Sırtımız cilbap. Türkiye öyle, bir bizde, Türkiye o zaman öyle. Yokluk var. Biraz yok, da yaşın da 84'tü değil mi? Sen iyi bilirsin. Eski dönemlerden, yokluk dönemlerinden, kıtlık döneminden falan hatırına gelenler biraz Ahmet'e mi bize anlat ya. Efendim 1942'nin ben kıtlığını bilirim Ahmet Efendi. Evet. Bayağı 6 yaşlarında falan vardım. Ahmet Efendi mesela o kıtlık neden oldu? Efendim 41'de yağmur yağmadı. Yağmur yağmadı. Yağmur yağmadı. Ekim bitmedi. Az çok olduysa da efendim o bahara bitti. Bu mevsim geldi, bahar mevsimi Ahmet Efendi. Emin ol millet ot yedi. Ot, ot. İnan ot yedi millet. Neler yerdiniz ot derken? Ot. Efendim kurtcacı diyorlar, kazan kurpu diyorlar, efendim merçilemek. Bu türlü otlar yedik. Yani ne türlü ot yenirse yenir. Arkadaşım bir diyor, şu tarlalarda şöyle sivri sivri diken verir. Bir tarlada diyor bir diken gördüm. Biçtik, göstirdik, pişirdik, yedik de diyor. Bütün ihsal olduk, öylece adık diyor oradan. Ya bugünleri yaşadık biz. Biz de şimdi şeyi beğenmiyoruz artık ya. Öyle Suğra'da şimdi 5-6 türlü, 10 türlü kahvaltı, Suğra şey ekmeğe bağırmayın. Kendinize gelin, kendinize gelin Ahmet Efendi. Yemin ol çok korkuyorum ben. Doğru söylüyorsun Ahmet Efendi. Efendim şimdi 42'nin böyle Mayıs'ın Allah'a ölem 15-20'si bir yaylaya çıkıldıydı. Türkmenler de çıktıydı, koyuncular Ercas'a çıkar haniye ya. Evet. Efendim bir bayağı adam var. Allah-u Alem 20-25 santim var. Hatırladığıma göre. Bizim evde yaylada yolun kıyındaydı. Harım dedik. Harımın da bir kemer var. Orada şimdi müstehmim de o kemer. Müstehmim şu anda. Efendim bizim Murtaza ile beraber şeydik. Onu bir koşar giderdik. İşte 6-7 yaşlarındaydık. Bir koşar giderdik. Bir koyunlara bakar gelirdik. Efendim bir yatağa sokulurduk. Babam üzüm almıştı. Onu da şeye asmıştı, şu kemeri, şu kemerdir oraya biliyor musun? Çatılı kemerler oraya bir şeyden. Şu peştembal kavruk derik. Adana'dan geliyordu kavruklar. Evet. Peştembal. Şimdi ortası deliyormuş. Değnene şöyle bir dütlerdik. Döküldürdüm, yerdik. Efendim, hepsi yerde bir şey yokmuştu. Anam gittiydi, Kevgilli orada yaylada koçuluyor. Onun üç evliydi, onun Fadime halas olurdu anamın. Oradan şey getirdi. Kara arpa unu getirdi şöyle. Bir koşam. O anam ona bulamaç etti. Yedik hala gözümün önünde simsiyah bulamaç. Onun ufurtan olduğuna babam da Kayseri'ye gitmişti. Gelememiş, çiftlikte kalmış. Sonra bugün geldi. O da iki batma şey almış. Kara arpa unu almış. Biz bunları gördük Ahmet Efendi. Şimdi her tür var diyorum. Meyvesi de, zepsesi de, eti de. Düşünün yani. Biz meyveyi, zepseyi ekersek görürdük, ekmezsek hiç görmezdik yani. Evet, Ahmet Emin Bolamaç'ta yedik diyor. Ya, ama evet, diyor onun yan etkileri de vardı diyor. Ya. Onu da anlamış oldu. Evet. Ağzına bunu sağlık Ahmet Emin. Yani. Bunlar bilsin, gençler öğrensin. Gençler bunlardan bir irifet alsın yani. Böyle bu lafla böyle beleş gelmiş gelmedi yani. Tabii tabii. Biz yokluğun son zibresini gördük. Yani mağazda gezdik, yalın ayakta gezdik. Şu dağlarda yalın ayak gezilmiş, şu kevenin içinde, şu şeyde, taşların içinde. Biz buralarda gezdik ki efendim. Zavar yaydık, sığır yaydık. Ara ara da manzaralardan şöyle gösterelim. Gençlere ibret olsun, ona göre çalışsın, ona göre ihtisatını yapsın, ona göre hazırlığını yapsın. Bugün böyle, biz çok devir gördük bak yani. Yokluğu gördük, orta halini gördük, iyiyi de gördük mesela şimdi.
Bugün böyle kalmaz, bir gün değişir, bilin bunu, böyle sürüp gitmez bu kevrem. Doğru. Sürmemiş bu kevrem böyle devamlı dünya kurular, değişmiş, devamlı değişmiş yani. Ahmet abi, o zamanlar böyle ırgatlık mırgatlık ne kadar sürerdi? Kaç ay falan sürerdi ya? 3 ay ırgatlık sürerdi yani. 6, 7 ayın başlarında başladı, 6 ayın yahut 7 ayın birinde başlardı, bu 10 aya kadar ırgatlık sürerdi. Efendim eşyanı sap çekerdik. Öküzüne düven sürerdik. Yabayla savururduk. Bu aşağıdan başlardı. Ta yerye çıkana kadar katlık sürerdi. Efendim hocanın şeyde tarlası var, bayram tarlasında ibi kaya sap çıkardılardı. Oraya biriktirlerdi. Orada şey ederlerdi. Buna benzeyen mesela şaybı çoyuzunda harmanlar vardı. Ta korudağından sapı yükledirlerdi. Oraya çıkardırlardı, oraya biriktirlerdi, öküzüne sürerlerdi, yabana sağırlar, kaldırlardı. Öyle önemli olurdu. Şimdiki gibi bir gün sürmezdi ki ırgatlık. Doğru. Ya. Şimdi hemen veriyorum bir çerde, evet. Ben alıyor götürüyor. Efendim duvana koşardım öküzü, efendim kabarana kabarardı, öyle duva sürerdik. Duvanın üstünde, o sıcakta. Bir de sütme hanım var demiştin demin. Nedir? Sütme hanım oldu deyin. Ha sütme. Yokluk yani bu memleket yokluk içindeydi. O zaman böyle saman mı gelirdi? Böyle bugünler öküzler çift sürecek. Müstemur rahmetlik dedi ki Ahmet gidelim de dedi sütmeden birazcık saman getirelim. Buna demek ki 66 sene olmuş Ahmet Efendi. Ortalık şeydi. Ramazan'dı. Ortalık Ramazan'dı. Müstemur rahmetliğine gittik sütmeye vardık saman bulamadık. O rahmetlik bilirmiş. Dedi ki yavaşın yazıda dedi Tosbacı'nın mevlidin samanı varmış dedi. Gede oradan alak gelek verirdik dedi. Vardık Tosbacı'nın mevlidin ne saman var, ne yeri var, ne bir şey. Bu arada un ikindi oldu. Ta yavaşın yazıya geçtik. Oradan sürdük Uncası'ya geçtik. Uncası'da o sürmanın handa yattık. Efendim orada rahmetlik vermiş yem yok param diye. Efendime söyleyeyim. Tane mani yaptırdı. Yedik. Orada yattık. Sonra onunca sonra birerlik zaman aldık geldik dökülere verdik. Bugünler yaşadık yani biz. Daha bundan büyük an olur mu? Doğru. Bir de kervan anın vardı onu da bahset. Şimdi büyük bizim herhalde o üçüncü dedemiz oluyor. Meşhine çalışmaya giderlermiş. Gelirken de kulak boğazı meşhurmuş yani. Aşk yerler orada soyarılmış. Efendime söyleyeyim, bunlar demişler ki burada şu koca olanın çardak var, onun sahibi biri. Biri de kim olduğunu pek hatırlamıyorum, üç arkadaş. Bunlar çok baba iyi demişler. Demişler ki o aşk yayı yakalayalım demişler. Hüsnü kendileri almışlar, ceplerine böyle hazırlamışlar. Gelmişler aşkıya çevirmişler, çevirmiş. İşte şuraya buraya dedekene yanaşmışlar. Dedem alınca o başı aşkıyanın yere basmış. O sırada öteki arkadaşın da biri bir taş alınca o bir arkadaşını öldürmüş. Vurunca kapıya ölmüş. O ötekler kaçmış. Dedemin o iyi nadar bastıysa şeyinden, heyecanından şura yırtılmış. Tabanına şura dağılmıştı. O aşkıyanın başını şey etmişler, ata bağlamışlar. Nide tasarruf olmuştu. Tasarruf demek kaza mı demek neyse. Oraya getirmişler, hükmede teslim etmişler. Dedemine çok para vermişler. Nadar altın vermişler, para vermişler. Bu aşkaya yakaladım. Eskiden ya ne yerdiniz, ne içerdiniz ne eski yerdik, yıllarda? Ne içerdik, biraz... bir de yiyelim. Efendim, sabahdan kalkardık, 50 türlü kalfeltimiz mi vardı, çayımız mı vardı? Tarhana çorbamız vardı, biz davarcın olduğumuzdan bize yoğurt çok olurdu. Tarhana yapardık efendim, söyleyeyim. Sabahdan kalkardık, tarhanayı pişirdik. Çarığı çekerdik, davara giderdik, çifte giderdik, sıra giderdik. Efendime söyleyeyim, peynir. Yumruk gibi peyniri koyduk, akşama da kalların eteğini gemirdik su diye. Şimdiki peynir gibi miydi o peynir? Kimya gibiydi. Ben Türkmen birinden bu sene bir peynir aldım, emin ol yiyemiyorum. Ne katmışlarsa içine bilmiyorum. Derde duruyorum. Çocukken hangi oyunlar oynardınız mesela? Oyun oynar mıydı? Çelik. Efendime söyleyeyim, mazak, aşık. Nazgül Murtaza vardı, çelyoyu attığında onu şöyle hüsnüsü bir şey yapmış, çalısı vardı. Attı mıydı havada, çelyo tutardı. Çelyo tuttu muydu, karşısında onu yenmiş olurdu. Kimi de o iyi tutan? Şey, Nazgül Murtaza vardı, Nazgül Murtaza vardı, Murtaza.
Şu Adana'da öldük. 5-6 sene oldu. Allah rahmet eylesin. Şimdi de sana bir şey daha anlatayım Mehmet Efendi. Evet. Şu Talip var ya, bakkal. Onun evet. dedesi vardı Mehmet abi, rahmetlik. O zaman o biz yaşta vardı. 75-80 yaşlarındaydı. Böyle şeye çıktık, çelik oynuyor. O da var içimizde. Böyle ona benzeyenler de var. Olurdu. Yaşlılar da oynuyor. Yaşlı, bak diyor mu 80 yaşında. Oynuyor. Şimdi oyna da eğer zilleyen olursa biliyor musun? Onun bunların payından hiç boku dökerlerdi. Öyle mi? Mesela bu Ahmet Emgül'ün alimi Mehmet Bankası ise biri zilmiş, Murtaza mı? Buru kaçmış. O rahmetlikte it bokunu doldurmuş. Saç sakal böyle bembeyaz. Götürmüş Emgül'ün paçadan dökmüş. Yanına babamda ekmek pişirmiş. Paçanın altında üstüne dökmüş. Biz bunları yaşadık. Yani işte böyle. Şimdiki gibi böyle şeyle oynamıyorduk. Telefonla. Doğru söylüyor. Şimdi diyelim, benim anlamadığım bir şey, 3-5 kişi oturuyor mesela şuraya geldi, komşuyu sohbet edecek. Evet. Herkes çıkar diyor, tık tık tık, akşam oynuyorlar, 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 her bir şey konuşmadan dağılıp gidiyorlar. Ben de bunda bir şey anlamıyorum. Lan mübarekler, geldiniz, bu sohbet edin, geçmişten sohbet edin, şuradan sohbet edin, buradan sohbet edin, yok. Bununla tık tıkla uğraşıyorlar, tık tıkla kalkıp geçiyorlar. Bak ben ne diyor Mehmet Emre? Bana kızma. Ben herkese kızıyorum yani. Can sohbet gibi güzel, dinenin sohbet yaparken güzel. Gıdağını alın efendim, bilmediklerini öğrenin. Efendim yanınıza gençler varsa o gençler bir şey öğrenir. Tamam ben sana bir daha bir şey anlatayım. Efendim küçüydüm böyle, 10 yaşında falandım. Müslümanın çavuş dediler, bu uşakların dedesi, büyük dediler yani. Evet. Şöyle küçük böyle kırmızı da bir yer miydi? Evet. Caminin önünde işte oturuyor 5-10 sakallı, ben de vardım. Orada dedik benim toplam askerliğim 17 sene dedi. Toplam askerliğim dedi, demek ki 70 gelmiş. Ben bunu duydum. Şimdi bunlar böyle diyen olur mu, var mı böyle diyorlar mı? Tık tıkla gelirler, tık tıkla giderler. Doğru. İşte Ahmet abi iyi taraflı kullanırsın, iyi tarafı da var. Kötü tarafı da var, kötü tarafı da var tabii. Ne tık 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 tık. Her şeyi unutturuyor evet. Sizi efendim mesela. Bak mesela ben bu yayınlarımdan mesela hep zevk alıyorum, haz alıyorum. Vallahi böyle eskilerimiz... Bu bir an oluyor şimdi. Bak tabii. Ben daha da şeyler şey ettim yani. Tabii. Yani inan karşılıksız menfaat. Vallahi sadece zevkle yapıyorum efendim, bu işi. Adam biter mi bu askerlik diyor. 9'a mı 8'a mı askerliğe gidiyor. Efendim... Kulağın çallık dediler. Oğlanın sahaplarındanmıştı duyduğumuza göre biliyor musun? Askere gitmiş. Gedekleri Beşik'te bir oğlu varmıştı. Onlar az gitmiş, uz gitmiş. Geliyormuş kuva. Gelirken bir delandı çocuğun arkasından gitmiş. Böyle selam vermiş, savuşmuş. Gelmiş eve, bulmuş neyse evini. Biraz sonra çocuk oraya gelmiş. Bu çocuk neyse demiş ya, sen o çocuğun gedekendeki Beşik'teki çocuğun demiş. Ne kadar gittiyse düşün. Ya. Bu vatan böyle durakanı böyle vatan olmadı yani. Tabii. Bu vatanın kıymetini bilin yavrum. Doğru. Bak adamın gitmiş, çocuk Beşik'teymişti, gelmeye delanlı çocuk olmuş kaç sene gittiyse. Yani. Ahmet abi suyun gelişini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ya, 1957'de geldi, çok çalıştım. 56, 57. 57 ama şey 54'te geldi. 54'te geldi. Bak şu çöplamın içini biz açtık. Çok ayalar var. Orayı ben açtım. Oradan herkes o zaman 10 metre veriyorlardı kim biliyor musun? 10 metre oradan açtık. 10 metre 5 günün içinden açtık. 10 metre efendim gözellerden açtık. Sonra efendim mesela şey taşın acık oldu. Bolu taşın acık oldu. Evet. Buraya saman getirildi. Kaba Mahmud'un rahmetlik şeydi. Mıhtarıdı, yakalardı, hadi ya bir keçim onda yüklendirdi, ya bor yüklendir, sür, nere, gözeller çıkar. İmece usulüyle? Ya, her bir imece usulüyle yaptık, çalışmayla getirdik. Çok güzel şenlik falan yapmışlar o dönemde, suyun gelmesinde. Efendim, hatırında kalanlar ne var, anlat bakalım Ahmet abi. Efendim, o zaman gördüm şeyi ben, Kayseri Belediye Başkanı şey neydi onun adı?
Kavuncu. Kavuncu. Osman Kavuncu. Osman Kavuncu. Küçücük şöyle bir yer. Onun da kamburdu da arkasında kamburdu. Evet, kamburdu. Küçük bir yeriydi. O geldi. 3-4 tane demokrat belediye şeyler, milletvekilleri geldi. Emin Develioğlu buna benzer 3-4 tane geldi yani. Burada yazıda güzel şenlikler olmuş değil mi Ahmet Emin? Murat Emin de atçıydı. Muazzam aşına yaptılar yani. Ha. Muazzam şenlik oldu. İyi şenlik oldu. Murat Emin mi dedin? Aşçı? Soytürk. Mustafa Soytürk. Murat Soytürk. Şimdi hala yaşıyor ya. Evet. Koyda en iyi arkadaşların kim? Koyda en iyi arkadaşım Murat Kırıncaer'di. 25-30 sene arkadaşlık yaptık. Hiç birimiz öte git demedik. Herhalde şimdi düşünüyorum da bu kadar arkadaşlık yaptık. Birbirimize kırmadık. Demek ki alışveriş yapmadığımızdan dolayı diyorum ben. Murat Soytürk deyince aklıma geldi. Murat Emin aklıma geldi. İyi arkadaşınıdır. Kahveden dolayı bilirim. Ondan sordum ben. Şimdi evde sevgilendi mi dedi. Hanımı derim işte. Git arkadaşın yanına. Doğru. Gelin beni bulurdu rahmetli. Varsa hatırına gelen güzel bir söylemek istediğin bir şeyler. Söyle. Evet. Ben soracaklarımı sordum. Efendim işte ne bileyim ben yani işte 50 sene arıcılık yaptık. Efendim Adana'ya götürdük, getirdik. Ne sıkıntılar çektik yani. Şimdiki bu varlık da yok. Öyle şey de yok diyor. Ne bileyim ben efendim. Dedim ki bir gün emmim oğluna lan dedim. Yani sen bu arıcılığa dardın dedim. Benim akrenlerimiz tüm tüccar oldu. Biz bir arıyla uğraşıp duruyor dedim. Biliyor musun bir ara? Dedi ulan dedi. Doğru dedi. Arıcılığa dardım seni dedi. Bir gün de gittin elin işinde çalıştın dedi. Bir gün cebin harçlıksız kaldı mı dedi. Ey kötü dedi. Efendim cebimizde harçlık tükenmedi dedi. Zengin mediysek dedi. Güzel söz. Bunları yaşadık işte. Yani biz buradan atlara binerdik eskiden şu 5-10 senedir araba çıktı, 15-20 senedir. Atlara binerdik, buradan yaylaya kadar rahmetliyle arı yaranıyor derdik. Benim arı şöyle, benim arı böyle, benim arı oğul verdi, benim arı şu diye. Buradan yaylaya da arı yaranıyor yapardık. Süleyman Emin'den daha mı iyi şeysin sen, arıcı, balcısın? biz Süleyman Emin'e biz yetiştirdik. Doğru. Bizim bu kabile bütün biz yetiştirdik. Bekir abi, Bekir'inle bunlar biz hep biz yetiştirdik. Ha, Bekir abi falan. He, bu diyor mu kuvvede arıcılığı biz icat ettik. Sağ olasın Ahmet Emin. Sen de sağ ol. Çok ağzına, çok teşekkür ederim. Dinine sağlık. Sana da çok çok teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Lastiğimi yaptığından, o zaman lastiğimi yaptığından dolayı tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Yani. Ben teşekkür ederim. Ahmet Emin sever misin? Sağ olasın sizlere. Siz de sağ olun. Biz de sizi sevdik. Yani emin ol. Belki 10 sene kahve çalıştınız. 10 sene kahvenize gittik, geldik, yedik, içtik. Para verdik, vermedik. Babanla da helallaştık bu işte yani. Seninle de helallaşayım. Sen de hakkını helal et bu işte. Bize, Allah razı olsun. Helal olsun Ahmet Emin. Bize çay verdin. Yani burada birçok kişinin ismini andık. Geçmişlerimizin ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin geçmişlerimize. Amin. Bütün Allah rahmet eyle. Babamla efendime söyleyeyim. Enişte o Mehmet Akmaz'la çok arkadaşlığım var. Melemen Can'da çok yattık. Onlarla çok şey topladık. Çuval topladık. Adana'da. Şimdi sana bir şey daha anlatayım. Anlat aklına gelmiş. Saralı İbrahim rahmetliyle tebessüm bunu. Efendim Cihan'a çuval işte toplamaya gittik. Çuval burada. O köprünün başına vardık, arkamızdan bir şey geldi, pikap geldi, çiftçi pikabıymış. O rahmetli durdu, dedi ki sen de zehir torbası, gübre torbası öyle bulunur mu dedi. Bulunur ama dedi, pakladı da dedi. Pakladı da 3 saatlik, 4 saatlik sor. Gidiyor, döndük ayrım, pakladıya gidiyor. Gelirken mercimekte bir ufak bir kuvvet uğradık. Orada 100 tane zehir torbası aldık, 25 kuruşta aldık, 85 kuruşta da satarız. Mersin'de şeye veririk, soda fabrikasına. Evet. Aldık, bu diriydi rahmetlik. Bunu aldım, biraz gidiyor böyle, dedi ki Ahmet şunucuk al da dedi. Ben bir ciğer içeyim dedi. O anın yüzü ısıcak. Verdi bana, o ciğerse yaktı, diriyle gördü. Baktım da benden 50 metreden ileriye geçti. Şu anda orada bir hendek varmış, kaldırdım attım. Ondan o koptum geçti. Lan çocuk dedi, şey ne ettin dedi.
çuvalı dedik. Çuvalın bahçın dedim. Ben dedim o zaman işte arıcılığa başladıydık. Ben dedim 50 günden askere asker boşladım Ercase dedim. Onun kazandısını geçtim getir dedim. Baktım çuvalını dedi. Ve la havle ve la kuvvet illa billah lazım dedi. Döndü çuvalı aldı. İleride bir ağaç varmış. Onun kölgesine oturdu. Gıcık gitti dedi. O zaman adamı olduğu gün pamuğa geldi. Evet, çukura var. O tüm pamuğuydu. Pamuğu içine getirdi. Bir tane şey düşmüş oraya. Domates. 5-6 tane domates kızarmış. Aldı geldi orada onu yedik. Öğlenden gittik Paklalı'ya. Gerçek orada da biraz çuval muhanda topladı. Orada yattık. Sonra bunu götürdük, sattık yani. Öyle bir imamayla da anımız oldu yani. Öyle bir anın oldu demek ki. Ağzına adına sağlık. Fazla yormayalım mübarek sen seni. Amin emmi. Çok teşekkür ederim. Çok bir başka yayında görüşmek üzere. Amin. Sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ederim Mahmut Bey.